İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzerlerini kırağı kapladı. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımayla ilgili karar tasarısı haftaya ABD Kongresi'nde ele alınacak. Bako Sahakyan, Pan-Ermeni oyunlarında faaliyet gösteren kişileri ödüllendirdi. David Tonoyan, Afganistan'daki NATO misyonuna adanan bir toplantıya katılmak için Brüksel'e hareket etti. Ankara, ABD'den Suriye Demokratik Güçleri liderini kendilerine teslim etmesini bekliyor. Suriye'ye yaklaşık 300 Rus askeri polis geldi. ReAnimania adlı uluslararası festival Yerevan'da başladı. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinin Sarıkamış ilçesinde gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzerlerini kırağı kapladı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta sabah saatlerinde ormanlık alan ve bitkiler kırağı dolayısıyla beyaza büründü. Kırağı ile küçük su birikintileri buzla kaplanırken ormanlık alandaki bitkiler güzel bir görüntü oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ermeni sorunlarıyla ilgili komisyon başkanlığı yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınması ve anılmasına ilişkin 296 sayılı kararın Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanacağını duyurdu. Tasarı sahipleri Kongre üyesi Adam Schiff, Gaz Bili Rakiz, Frank Pallone, Peter King ve Jack Schreiber şunları açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ermeni sorunlarıyla ilgili komisyonun başkanları olarak Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan ve kabul eden 296 sayılı kararın önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacağından memnunuz. Birçok Amerikalı 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen ilk soykırımdan ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin sayısız hayat kurtardığından habersiz. Şimdi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce insanı öldüren ve yüz binlerce kişiyi yerinden eden saldırı başlattığı bu zamanda Temsilciler Meclisi'nin insanlığa karşı suçlar hakkında kararlı ve doğrudan konuşması daha da önem arz etmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İkametgahı'nda 7. Pan-Ermeni Yaz Oyunları'nın düzenlenmesi ve yürütülmesinde faaliyet gösteren bir grup görevlilerin katılımıyla 24 Ekim'de ödül töreni gerçekleşti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan Armen Press'e aktarılan habere göre Devlet Başkanı Bako Sahakyan gerçekleştirilen çalışmalar için minnettarlığını dile getirdi. Herkese barış ve en iyi dileklerini sundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Afganistan'da NATO'nun kararlı yardımlaşma misyonuna güçler sağlayan ülkelerin savunma bakanları toplantısına katılmak üzere 24-25 Ekim günleri arasında bir çalışma ziyareti için Brüksel'e hareket etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan edinilen bilgiye göre ziyaret kapsamında David Tonoyan, yeni atanan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircha Giovana ile dün bir araya geldi. Muhataplar Ermenistan Cumhuriyeti NATO işbirliği ile ilgili sorunları görüştü. NATO Genel Sekreter Yardımcısının talebi üzerine Savunma Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirilen insani misyonu süreci, amaçları, misyonun kapasitesi ve coğrafyasını genişletme imkanları hakkında bildirimde bulundu. Ayrıca Güney Kafkasya ve Orta Doğu'nun bölgesel güvenliğine ilişkin konular da ele alındı. Armen Press'in bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin Kürt-Arap İttifakı'nın komutanı Mazlum Kobani Abdi'yi kendilerine teslim etmek zorunda olduğunu açıkladı. Türk medyası Erdoğan'ın Kobani Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri onu Türkiye'ye teslim etmek zorundadır sözlerine atıfta bulunuyor. Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri temsilcileriyle görüşen Almanya, Fransa ve ABD'nin liderlerini ve politikacılarını eleştirdi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kürt birliklerin Türkiye sınırından çekilmesine yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye geldi. Askeri Departmanlığından bir kaynak daha önce RIA Novosti Ajansı'na verdiği demeçte yeni talimatlar ışığı altında Suriye'ye daha 276 Rus askeri polisinin ve 33 teknik birimin sevk edileceğini söylemişti. 11. Uluslararası ReAnimania adlı animasyon film ve görsel sanatlar festivalinin açılış töreni başkent Yerevan'ın Moskova sinemasında gerçekleşti. Festivale başlamadan önce festival organizatörleri bu yıl dünyanın dört bir yerinden 350'den fazla uzun ve kısa metrajlı animasyon filmlerin festivale katılmak için başvurduğunu ifade ettiler. Bunlardan 24-29 Ekim günleri arasında festivalin 5 ana kategorisinde farklı platformlarda gösterilmek üzere 100'den fazla film seçildi. Festival organizatörleri bu festival çerçevesinde izleyicileri unikal, benzersiz filmler izleme olanağı elde edeceklerini vurguladılar. Festival çerçevesinde ustalık dersleri verilecek. Ayrıca bizim ünlü ve seçkin film yapımcılarımız Valentin Podpomagov'un 95. ve Arman Manarya'nın 90. doğum yıl dönemlerine adanan özel bir jübile programı da düzenlenecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Norayr Kardaşyan tarafından icra edilen Ermeni Sünik bölgesi Gohtan ilçesinin halk ezgisi olan Gohtan Mangıdik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.